standardı. Seviye 6 dediğimizde lisans düzeyindeki mezunlarımızı ilgilendiren kısmıyla da ıslak imzalı ve e-imzalar şeklinde de karşılıklı bunu imzalamış olduk. Ve artık coğrafyacı kimliği altında bakarsanız 2020 Haziran'ında biz ve de ardından 13 Mart'ta pandeminin hemen önünde Mesleki Yeterlik Kurumu'ndan Esma Doğan hanımefendiden bir briefing aldık. Ve bunun sonrasına bakarsanız Mesleki Yeterlik Kurumu'nda da evet bu işi artık görüşler alınmıştır, formlar imzalanmıştır ve de standart çalışmaları başlayabilirin onayını aldık. Ve de 6. seviye anlamında bakarsanız sonda da bunu ilave edeceğim. 23.10.32 ile .32 ile coğrafi bilgi sistemleri kamu ölçmeninde öğretim üyeleri kadromuz vardı. Yine 21.65.10'luk coğrafi bilgi sistemleri operatörü vardı. Yine çok iyi bildiğimiz ki hep önümüze ket vuran coğrafya öğretim üyesi ve coğrafya öğretmeni vardı orta öğretim kurumunda. Ama artık 26.32.02 koduyla da Dünya Uluslararası Standartı ile sözleşmelerine dayalı coğrafyacı standartımızı da bu şekilde aldık. Yani artık bizim bir kodumuz da vardı dünya standartına da oturan bir kod adına bakarsanız. O anlamda da kurumlara, burada kurumların isimlerini genelleyip söyleyeceğim. Özellikle üniversitemizin coğrafya bölümlerine, bakanlıkların tamamına, devlet kurumlarına, MTA gibi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi, Harita Genel Müdürlüğü gibi, odalara, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası gibi odalara, bununla ilgili kurumlara gerek Mesleki Yeterlik Kurumu'nun sunduğu, gerekse bizim ilişkide olduğumuz TÜİK gibi, istatistik kurumu gibi kurumların başkanlıklarına ilgili, bununla ilgili bu görüşlerimizi yansıtan şeyi gönderdik, belgeyi gönderdik ve bekledik. O aradaki o süreci ondan söylüyorum. Pandemi süreçleriydi. En azından bakarsanız TCK.org.tr isimli internet sitemizde bunu yine yayınlamış olduk ve bu yayına dayalı da karşı kurumlardan cevapların gelmesi, böyle bir coğrafyacı kimliği alınmalı mı, alınmamalı mı, alınırsa hangi şartlar altında olmalı, gerekçeleriyle yazmaları şeklinde de cevaplar gelebildiği kadarıyla toplandı. Ve kurumun iç sayfasından yine görüntüler veriyorum, dış açılış sayfası ve içerideki yine görüşlerle. Bu arada TÜİK sınıflama sonucuna baktığımızda uluslararası standart meslek sınıflarında İSKO 08'de aynı bir antropolog, arkeolog, kriminolog, etnolog, sosyolog gibi coğrafyacı da dediğim gibi 26-32 kodunun içine girmiş oldu ve bu çalışmalar başlamış oldu. Ahmet Hocam, şu anda sunumunuzu biz göremiyoruz ama sunumu paylaşabilme ihtimaliniz var mı hocam? Hiçbir görmüyorsunuz. Şu an göremedik hocam. Onu açabilirseniz eğer. Hayır, bir dakika. Kaan'cığım. Keşke ikaz etseydiniz. Şimdi peki, tam ekran yaptığımda, şimdi. Şu anda da gözükmüyor ama hocam. Şu anda. Yok hocam. Hayır. Peki ilk kareden tekrar şuradan gelsem oldu mu? Hocam ilk başta vardı, sonra gitti. Sonra gitti. Peki evet. Yarım, tam ekran değil de yarım yaparsam görünüyor mu şöyle? Yok hocam. Ortadaki sizde şey var mı hocam şu anda? Kamera, işte mikrofon, ekran paylaş diye. Ekranınızda bir simgeler gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Onun hocam orta kısmında paylaşım panelini aç diye bir tık olması lazım. Oraya tıklamanız lazım. Bir dakika. Yapmaya çalışıyoruz Kaan'cığım. Tamam hocam, tamam. Şimdi geldi mi? Evet hocam, şu anda geldi. İlgili sayfaya gelirseniz hocam eğer. Şimdi devam ettiğinde geldi mi? Evet devam hocam, ediyorum. Şu an biz de görebiliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman hızlıca geçiyorum. O bakanlık sayfaları. İlgili tamam. Kronolojiyi verdim. İlk dilekçeler dedim.
Böyle devam edeceğim Kaan'cığım. Tamam hocam. Peki, teşekkür ederim. Protokolün briefing günü dedim. İSLO sözleşmesiyle ilgili kararlar dedim. Coğrafyacı kimliği 26-32 dedim. Ve de şurayı tekrar söylemiş olayım. Buradan devam edelim. Buradan devam edelim. 26-32 koduyla da coğrafyacı kimliği uluslararası standartlara da Türkiye İstatistik Kurumu'nda da belirlenmiş olduk. Bir komisyon çalışmasıydı bu dediğim gibi. Sağ olsunlar Ankara'ya yakın olmaları, bakanlıklara yakın olmaları dolayısıyla hem bir İstanbul hem Ankara ekibinden hocalarımız seçme sebebimiz de buydu. Yönetim olarak da burada idik. O anlamda da sağ olsunlar huzurlarınızda hepsine bir ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok ciddi mesailer ayırdılar. Çeşitli zamanlardaki online toplantılarımız, internet üzerinden de görüşmeleri. Bizim için belki de en önemli günlerden bir tanesi kırılma noktası diyebileceğimiz bir gündü. 12 Nisan 2021 günü dediğim gibi coğrafyacı meslek tanırlığı artık mesleki yeterli konumunda bizim yanımızdaydı. Onun ilk görüntüsü şu ana kadar verdiğim bütün görüntüyü onlara da takdim etmiş idim. Bir sunum yaptım. İçeride aynı zamanda iki başkan yardımcısı dostum, sevgili arkadaşlarım İhsan Çiçek Hoca ve Barbaros Gönençgil Hoca da Türk Coğrafya Kurumu Başkan Yardımcıları ve bölüm başkanları olarak da yanımızdalardı. Benim nefesimin yetmediği yerlerde onlar da destek verip en azından sektörlere karşı yani buradaki odalar, borsalar adına, sendikalar adına ve de genel müdürlükler, bakanlıkların genel müdürlükleri adına cevapları vermeye çalıştık. Burada tabii en çetin çıkan ceviz diyeceğim harita ve kadastro mühendisleri odası idi. Epeyce burada bir buçuk aylık kadar bir süreç uzadı. Çünkü harita bizimdi, sizindi konusu çok gitti geldi ama burada tek bir noktada anlaştık. Harita sizin olsun, temel haritaları. Çünkü sizler çiziyorsunuz dedik. Biz tematik haritalar adına görmüşsünüzdür mutlaka. Çok uzundur onun hatta şeyi. Kelimeler kısmı, coğrafi kelimeler kısmında bakarsanız resmi gazeteye. Orada uzunca açtık. Evet, biz sizin hazırladığınız haritaları alırız. Temel haritaları üzerine bitki haritası, nüfus haritası gibi haritalar üretir. Bunların yorumlarını yaparız dedik. Burada da anlaşmış olduk. Dolayısıyla devam edersem burada mesleki yeterlik kurumundan hemen sol üst ikinci kişi olarak Esma Doğan hanımefendi, bizler diğer kişilere de bakarsanız daha çok çevre komisyonu içinde, mesleki yeterlik kurumunun çevre komisyonu içinde bulunan dediğim gibi ilgili borsa, oda ve sendikal gruplar ve de bakanlıkların ilgili genel müdürlükleri karşımızdaydı. İleken cevapları zaten almışlardı. Çok da mutlu olmuşlardı çoğunluk adına söylemem gerekirse. Ve ardından hepimizi sevindiren ilk sevincimiz diyeyim. 4 Ağustos 2021 günü Mesleki Yeterlik Kurumu Yönetim Kurulu kararıyla artık coğrafyacı kimliğini ulusal meslek standardı seviye 6 olarak Mesleki Yeterlik Kurumu da bakanlık olarak da kabul etmiş idi. Sonrası prosedür idi. İki prosedür vardı. Biri bakanın imzalaması, biri de hükümet üyelerinin imzası, Cumhurbaşkanımızın imzalaması ve resmi gazetede onayıydı. Hakikaten son Aralık ayına doğru sabırlar bitmişti hepinizde. Biliyorum çok baskıda yaptınız. İyi de oldu. Müşavirliğinden aldığım bilgiye göre hocam 26 Aralık 2021 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da mesleki tanınırlığı sağlamıştır, onaylamıştır bilgisi geldi. Ve de sonlara doğru geliyorum. 24 Ocak 2022 günü Esma Doğan hanımefendinin ikazıyla hocam kabul olmuştur. 31.729 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı dendi. Onlar da yine Mesleki Yeterlik Kurumu'nun sayfasında bunu onayladılar, gösterdiler ve dikkat ederseniz burada coğrafyacı kimliğimiz seviye 6, coğrafya lisans mezuniyeti ve de revizyon olmadan herhangi bir, burada çok tedirgindik. Acaba hükümet kanadından, üst düzeyden bir revizyon istenir mi? Yapılan çalışmayı üst düzey olarak gördüler ve çevre sektör komitelerinin hepsinin onayı ve bu işi hazırlayan kurum olarak da Türk Coğrafya Kurumu tescilini almış oldu meslek standardı olarak. Ben ilk sayfasını koydum. Bu yaklaşık epeyce mükerrer sayının şeyi çok fazla. İlk 25. sayfa ile 43. sayfa arasına bakarsanız en azından buradaki şeyi görmüş olursunuz diyeceğim. Aradaki o standart olarak kabul edilen gerek kurumsal kimliklerimiz adına bölümlerimiz,
sendikalar, odalar adına ve de kamu kurumları adına, gerekse hükümet yetkilileri, mesleki yeterli kurumu, hükümet yetkililerinin onayıyla onaylanmış oldu. Benim başlangıçtan şu ana kadar söyleyeceklerim, teknik hatalar için hakikaten kusurumuza bakmayın. Zaman zaman linklerde bu tür şeyler oluyor. Bizim de kısmen tecrübesizliğime, pandemide bunu öğrendik malum hepimiz. Mutlaka teşekkür etmem gereken birçok arkadaşım var. Geride en azından çalışan birçok dostum var. Coğrafyacı, akademisyen, öğretmen. Buna gerçekten emek vermiş kişiler adına söylemem gerekirse ama beni çok memnun eden mesajlardan iki tanesini söylemeden geçemeyeceğim. Bir tanesi Ali Özçağlar Hoca, bir tanesi de Mesut Elibüyük Hoca. İlk bu konuda, konunun dışında, mesleki yeterlilik kurumu dışında da mecliste ciddi kulisler yapmış hocalarımızdı. Çok çok memnun olduklarını belirtmişler, yazmışlar. Sağ olsunlar. Yine rahmetli dostum, kıymetli arkadaşım Talat Koç ve yine emekli öğretim üyelerinden Murat Türkeş'in mecliste çalışmaları var ama bunlar geçememiştir. Zannediyorum bu ekibe nasip olmuştur. O anlamda da bakarsanız iki ileri gidip geleceğim. Teşekkürümün önünde birkaç cümlem daha olacak. Bu ekip iki dönemdir Türk Coğrafya Kurumu'nu yönetmektedir. Ekibimin tamamına, ikisi öğretmen, beşi akademisyen, tamamına teşekkür ediyorum. Bu işe gerçekten mesai anlamda düşünürseniz ciddi mesai ayırdılar, inandılar ve de bu inancımızı ben de yitirmedim. 22 yılıma sığdırdım. Ama bundan sonra yapılacak işler adına söylemek gerekirse üç şeyi söylemem gerekir. Evet, coğrafya öğretmenliği var, CBS'nin yanı sıra coğrafya akademisyenliği var. Kısmen jeomorfoloji kanunun olması dolayısıyla lisans, yüksek lisans, doktoralı jeomorfologlarımız da var. Ama artık gönlünüz rahat olsun, coğrafyacı ulusal meslek standardı da çıkmıştır efendim. O anlamda da bakarsanız coğrafyacı kimliğimiz de var. Ben bir yudum su içeceğim. Kaan'a söz hakkı veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu değerli sunumunuz için. Şimdi Ahmet hocamız her ne kadar bunu bir 30-35 sunumluk bir sunumunda bizlerle paylaşsa da ben Ahmet hocamızın 2003 yılından itibaren bu süreç için emek verdiğini ve diğer değerli yönetim kurulu üyelerimizin, mesleki yeterlik kurumu komisyonu üyelerimizin, İhsan Çiçek hocamız, İstanbul hocamız, Barbaros hocamız, Mehmet Somuncu hocamız, Necla hocamız ve ismini sayamadığım diğer bütün hocalarım, yani hem Türk Coğrafya Kurumu adına hem de Mesleki Yeterlik Kurumu Komisyonu adına gecelerini, gündüzlerini verdiğini biliyorum. Ancak hocam, şimdi burada genel kitlelerimiz, hocalarımızın olduğu gibi genç arkadaşlarımız daha fazla var. Yani biz bir şeyi başardık ama genel olarak coğrafyacıların şöyle bir sıkıntısı vardır. Biz reklam yapamayız. Yani reklamı biz kendimizi tanıtamayız. Dolayısıyla yaptığımız başarılar birazcık daha sönük gibi kalır. Yani şu açıdan baktığımızda bir tarihçinin, bir sosyoloji bölümünün ya da bir herhangi fen edebiyat fakültesindeki bölümlerimizin bu mesleki yeterlik kurumundan almış oldukları bir ünvanları yok. Ve biz bunu hemen hemen ilk alanlardan birisi olaraktan sonrasında neler yapabiliriz hocam biraz konuşmak istiyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızın 657 kanunuyla beraber neler artı onların artıları olacaktır. Bu konular üzerinde biraz daha durabilir miyiz Ahmet hocam? Ya da genç arkadaşlardan sorusu olan varsa chat bölümünden yazsalar. Yani biraz daha günceli de hocam, öncesini ele aldık, birazcık da sonrasını ele aldık. Siz hazır bulmuşken burada değerlendirebilsek hocam. Kaan'cığım teşekkür ediyorum. Şimdi belli bir süreç geçti. Hakikaten iki yıla yakın bir süreç. İmzalardan bugüne, resmi gazetenin yayınlanmasına bakarsanız, yani ilk gidiş gelişleri saymazsanız, protokol metninin imzalanması 27-28 birer günlük şeyle 2020. 2022'leri sürdüğümüze göre hemen hemen de yarınlarda da Şubat, 2 yıl sürmüş. Dolu dolu 2 yıl dolmadan 2 yıl sürmüş. Şimdi Kaan, şunu söylemek istiyorum. Ertesi gün bir arkadaşım yazdı. Hocam hemen yarın META'da coğrafyacı ya da işte TÜİK'te coğrafyacı kadrosu çıkacak mı? Evet, çıkmayacak. Hocam. Çıkmayacak. Bir kere bunu net söyleyelim. Çıkmayacak. Neden çıkmayacak? Çünkü mesleki yeterlik kurumunun böyle bir faslı yok. Fasıl tabir ederler. Eskilerin deyimiyle söyleyeceğim. Şimdi biraz çevrenize doğru bakış attıracağım.
coğrafya malum insan mekan bilimi diye aktardık, anlattık. Nedenlerini de söyledik içeride de. Evet. Bu da hiçbir disipline nasip olmayan bir şey. Yani hem insanı hem mekanı yeri kullanmak adına. Şimdi nasıl bir avukatlık bürosuna girdiğiniz zaman o kişinin hem bir diploması var hem de yanında barodan aldığı bir belge var. Yine bir doktora gittiğiniz zaman ister profesör olsun, ister aile hekiminiz olsun, ister yeni mezun olsun ne yapıyor? Kendini tabipler birliğine kaydettiriyor. Yine fırıncılara gidin, fırıncının bir gelir gideri var, bir fırıncı belgesi var, yanında da mesleki yeterlikten fırıncı belgesi alıyor. Evet hocam. Jeoloji mühendisleri odasına gidin. Eğer bu arkadaşımız şu şirketi kurduysa mutlaka gidiyor odasından bunu tescil ettiriyor. Burada şuna getirmek istiyorum. Şimdi yansımı vereyim istersen. Biz Türk Coğrafya Kurumu olarak mesleki yeterlilik kurumu ile yapacağımız işlerin 3 aşamasının 1. aşamasını bitirdik. Ne demek? Coğrafyacı nasıl bir ulusal meslek standardına haiz olmalıdır? O yeterlikte olmalının dikkat ederseniz 25. sayfadan 43. sayfaya kadar satır satır kelime kelime burada açılmıştır. Bu artık tescildir. Yani ne demek istiyorum? Coğrafyacının artık nüfus kağıdı, kimlik kartı vardır. Ama her gelene nüfus kağıdı vermezler. Ne yaparlar? Suriyeli derler ki önce bir Türk vatandaşı olmak için dilekçeni ver bakalım. Örneğinden gideceğim. Suriyeli sadece bir örnek olsun diye söyledim. Evet, burada da yeni mezun olmuş bir kardeşim Haziran ayında Van 100. Yıl Üniversitesi'nden mezun oldu. Hemen coğrafyacı kimliğini alamayacak. Çünkü neden? Hali hazırda bizim çalışmalarımızın devam ettiği ki ortadaki kısma geçeceğim. Biz aynı şekilde aynı zamanda maksimal bir gün olmasına rağmen karlı kışlı bir gündü. 2 yıl önce hemen hemen imzaların atıldığı gün YÖK'te hatırlarsanız coğrafya bölüm başkanları, coğrafyacı yine rektörlerimiz, rektör yardımcılarımız, 13 dekanımızla ve de lütfettiler, beni de ayırmadılar Türk Coğrafya Kurumu Başkanı olarak ve sunumu da bana yaptırdılar. Yok de coğrafyacının ne iş yaptığını, nereye, nasıl bir yeterliğe sahip olduğunu bugün YÖK'te şey yaptık. Hatırlarsanız bir ara sosyolojinin altına girmiş sadece beşeri coğrafyayla anılan bir coğrafya vardı. Biz de iadeyi ziyaretle dedik ki teşekkür ederiz. Bunu düzelttiniz. Artık fiziki ve beşeri coğrafya ayrılmaz. Ama o gün YÖK başkanı, bir önceki YÖK başkanı bizden bir şey istedi. Dedi ki aynı zamanda coğrafya bölümlerinde bir standart programa gidin. Bunu bazı bölümlerimiz tartışmaya çok girmeyeceğim. Kabul etmeyebilir ama özde coğrafyanın zorunlu dersleri kesin kes değişmeyecektir. Yani 26 tane alt konumuz, ana konumuz varsa 26 tane bir kere kendi içine 25-26 tane alt zorunlu dersiniz bütün bölümlerde vardır. Ha bir ikisini birleştirir, bir ikisini yapar yapmaz. Hocası vardır, uzmanı yoktur. Onu tartışmaya girmeyeceğim. Artı havuzdaki o derslerine bakarsanız en azından seçimlik dersleri vardır. Üçüncüsü de yerel dersler. Mesela bir Antalya coğrafya bölümü, Akdeniz Üniversitesi Antalya bölümünde tahmin edersiniz ki turizm coğrafyası dersi sanki bir zorunlu ders. Hatta Türkiye turizm coğrafyası, hatta daha öte haddimi aşıyorum. Antalyalılar, sevgili dostlarıma selamlar. Antalya turizm coğrafyası diye bir de dersler, yerel dersler koyabilirler. Bunların uygulamalarını yaparlar diye coğrafya bölüm programlarını da o dönemden bu tarafa yapmaya çalıştık. Lakin pandemi bizi biraz ayırdı. Bunu yüz yüze yapma koşuluyla ayrılmıştık. Bunu zannediyorum bugünlerde bu bölümlerimizi, 44 bölümümüz var. 9 tane de dekanımız var diye biliyorum. Coğrafyacı 4 tane oldu. Bitlis Eren Üniversitesi'nin sevgili dostumuz yeni rektör oldu. Onu da buradan tekrar tebrik edelim. Biz bu Haziran'da coğrafya bölümlerinde standart bir özellikle zorunlu dersler. Seçimlik derslerin altı açılabilir. 4 yıl boyunca ne okutulabilir şey. Dolayısıyla ikinci maddeye geliyorum. Bugünkü çalışmalarımız sürdüğü malzemelere geliyorum. Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla ikinci aşamada ulusal yeterlik standardı. Yani coğrafya bölümlerimizden hangi dersler okutulmalı bunun standardını koymaya çalışacağız. Bildiğim kadarıyla ama bunların briefinglerini henüz almadık. Konu çok çok taze. Tekrar komitemi toplayacağım. Hocam vakit geçirme diyeceksiniz. Çok haklısınız. Bir taraftan sınavlarımızı yapıyoruz. Akademik ayak anlamında söylüyorum. Bu da bittikten sonra üçüncü bir mesele gelecek ki belki de en basit tarafı bu yetkiyi ulusal anlamda bakarsanız Mesleki Yeterlilik Kurumu Türk Coğrafya Kurumu'na 80 yıllık kurumunuza vermiştir bu yetkiyi. Ulusal belgelendirme standardı. Yani hani o yoğurtçu kimliği, simitçi kimliği, fırıncı kimliği, jeolog kimliği,
tabip kimliği adına diplomasının haricinde bir belge daha verilecek. Bunun sınavlarının yapma yetkinliğini. Bu iki ve üçüncü basamaklardaki sol karelajının içinde var. Dikdörtgen içinde var. Bu ikinci ve üçüncü standartları zannediyorum daha hızlı aşacağımıza inanıyorum. Çünkü pandemi koşullarının araya girmesi, gidişler ve gelişlerde internet ortamında da olsa hızlı olmasına rağmen zaman zaman aksaklıklar da yaşadık, hastalıklar yaşadık, aşılar yaşadık farkındaysanız. Bu anlamda doğru yönde saptamalar olduğunda bölümler de bunu desteklediği takdirde ki bölümlerimizin naçizane söyleyeceğim bir kardeşleri olarak, bir akademisyen dostları olarak söyleyeceğim kurum başkanlığının bir tarafa tamamına yakınının şu anda konsensüs içinde olduğunu biliyorum. Artı yapılan eleştirilerin tamamını sağ olsunlar ben bir görüş birliği içinde olduğumuzu alıyorum. Özellikle beşeri kısmında çok da eleştirdim. Ya beşi de bunların fizikici şeklinde alan dostlarımız da olsun. Olsun. Eleştiri bizi her zaman bir basamak daha yukarı götürecektir. Belki içinizde şu anda ormancılar, kimyacılar, biyologlar bile olabilir. Yani çok sıkı bir takım geliyor. Bu sıkı takıma güvenin. Bundan sonra çok ciddi coğrafyacılar yetişecektir. En sağ sütuna gelirsem bu da benim bir hasletim. Kapattıktan sonra ekranı ne olur hepinizden rica ediyorum. İçeride coğrafyacı kanunumuz var efendim. Bir satırlık bir kanundur bu. Mustafa Elitaş'a zamanında da İhsan Bulut Hoca, İhsan Çiçek Hoca ve de eski yöneticilerimizden Faruk Özbakan Hoca ile ziyaretimizde mecliste bu kanunu kendilerine takdim ettik. Şu anda kanun yetkin kişilerin elindedir. Sizlerden ricam bu galiba böyle oluyor. Biraz daha baskı yaparak. İçeride iki tane de evladımız var. İki farklı partiden bizi temsil eden coğrafyacılar adına söylemem gerekirse. Bunlara da baskı yapmak suretiyle bu en sağdaki bizim konumuzun tamamen dışında olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde coğrafyacı kanunun yani 657'nin de çıkarılması lazım ve de odasının kurulması lazım. Yani bunlar üst üste getirildiği takdirde kanuncum yaklaşık bir buçuk yıllık süre içinde işte yeni mezun olan kardeşlerimiz en iyi şekilde gelip sınavlarına gidip belgelerini alıp coğrafyacı, kamu kurumlarında coğrafyacı kadrosuna oturabilecekler diyor. Hocam burada da şey diyebilir miyiz? İşte hem eleştirip eleştirerek de büyümenin getirdiği artıyla beraber yani sosyal medyada özellikle bir birlik olmak gerekiyor. Yani bugün 15 bin atama yapıldı bildiğiniz üzere bütün hocalarım ve arkadaşlar. Bu atamanın altyapısına baktığımızda sosyal medyada bir birlik olup bir bunu kar topu hareketine çevirerekten sonrasında alınmış olunan bir meyve aslında. Biz de şimdi coğrafyacı tanımlamasının ardından sonrasında bunu kanunlaştırmamız ve ardından da şu an mesela Tuğba hocamızın bir sorusu var. İşte ilgili kurumlarda nasıl çalışabiliriz hocam ya da hangi kurumlarda çalışabiliriz hocam şeklinde. İşte bunların gerçekleşebilmesi için de öncelikli olarak mecliste bir 657 kanunun içerisinde coğrafyacının da eklenmesi gerekiyor. Bunun eklenmesi için de Türk Coğrafya Kurumu olur, işte Coğrafyacılar Derneği olur. Bunun adı her ne olursa olsun coğrafya için var olan bütün kurumların birlikte hareket etmesi gerekiyor ki bizler bu yakmış olduğumuz meşaleyi belli bir zirveye kadar çıkartabilirim. Yani bunun için de özellikle hem hocalarımdan hem buradaki değerli öğrencilerimizden kurumumuzun ilgili sayfalarını, kurumların diğer kurumların ilgili sayfalarını takip etmemiz gerekiyor. Yani bir beğenmekten, bir retweet yapmaktan bile bazen biz geri adımda kalabiliyoruz. Geri adımda kalınca da malum sosyal medyada artık görünür olmuyoruz. Yani ne kadar biz kartopu hareketini büyütebilirsek bu bir sene, bir buçuk sene denilen süreci daha da kısa süreye çekebiliriz diyebilir miyim Ahmet Hocam? Dersin Kaan'cığım, ağzına sağlık. Sen de süreci yakından tanıyan genç bir kardeşimizsin. Kaan iki dönemdir yanımızda. Yaklaşık 2-2,5 senelik 3'e doğru gidiyor. Türk Coğrafya Kurumu'nun içindeki genç coğrafyacılar adına söyleyeceğim. Onların abileri adına bakarsanız bugün çünkü Türk Coğrafya Kurumu artı olmayan son yıllarda kurduğumuz ciddi bir alt birimimiz var. Coğrafya gençliği var, genç coğrafyacılar var. Bu linklerin tamamını da onların gayretleriyle oldu. Özellikle genç coğrafyacılara ciddi katkılar veriniz. Çünkü coğrafya bölümlerinde okuyan gençler adına yaklaşık bu gençler
yanlış hatırlamıyorsam bir 5000 civarında şu anda. Avuz Efe Arış diyorum. Bunu da eklerseniz bir o kadar daha toplamda ciddi bir kar topu hareketi diyor. Bu kar topu hareketini gerçekten sadece öğretmenlikten beklemek, sadece Kaan'ın dediği gibi akademisyenlikten beklemek değil kadrolar adına. Çünkü epeyce hızla zaman geçiyor. Yepyeni bölümler açılıyor. Yepyeni arkadaşlarımız illerde çalışıyorlar. Burada zannediyorum bu coğrafyacı kimliğimizi öne çıkartırsak işte o günü hatırlayın, o nahoş günü hatırlayın. Kanalların tamamı, neredeyse tamamımızın kapısını, yıllardır bize söylediğiniz bir söz vardı. Ya hocam şu gazetelere bir manşet attırmıyorsunuz. Ya hocam şu televizyonlara bir türlü çıkmıyorsunuz. O gün farkındaysanız CNN'i kapattık ve 3-4 saat canlı yayın yaptı Cemalettin Şahin dostum. En azından bakarsanız Marmara Üniversitesi'ni. Gene tamamımıza yakını yönetimler, Morfoloji Derneği, yine Coğrafyacılar Derneği gibi birçok dernekten arkadaşlarımız ekranlardan, gazetelerden o Abana, Boçkurt seriyle ilgili görüşlerimiz. Demek ki coğrafyanın ihtiyacını birçok kurum hissetmeye başlamıştı, hissettirmeye de başlamıştı. Bu sözlerimizi biraz daha bilimsel, biraz daha ayaklarımız üstüne basan, biraz daha da kulisler yapmak suretiyle dostlarımıza coğrafyamızı en iyi şekilde anlatırsak, yapılan çalışmalar, yayınlar, tezler, raporlar, projeler adına biraz daha net anlatır, onların da problemlerini çözme yoluna gidersek dereliler olmayacaktır inanın. Abanalar daha az olacaktır inanın. Yine iklim değişikliğine dayalı deyin, antroposen deyin, göç deyin adına ne derseniz insandır bu. İnsan ve mekanda coğrafya yine çeşitliliğini gösterecektir. Doğa diyor ki kendin zaten olmasan, sen olmasan ben kendi kendime yenilerim. Kendi kendime, ama insan geldiği için burada doğa yenilenemiyor. İnsan doğaya mecbur ama doğa insana mecbur değil. O anlamda zannediyorum hep beraber bu bakanlıkların ya da mesleki yeterlik kurumunun biraz daha kapısını aşındıracağız. Ama çok kıymetli dostlar var orada Kaan'cığım, söylemek gerekirse ya da sevgili evet dostlar. Evet hocam. Orada yanımızda, çok kıymetli, yanımızda olan çok değerli hocalarımız. Gerçekten sağ olsunlar. Bizlerin mesleki yeterlik kurumu olarak, bakanlık olarak yanımızda oldular. Ve mesleğimizin tanınması için de çok büyük gayretler içinde oldular bütün yönetimler adına. Müsaade edersen birkaç teşekkür etmek istiyorum. Bugün en azından Yusuf Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Alacağım. Tamam, ama birkaç kişiye bitirmeden teşekkür edeyim falan. Yönetimime teşekkür edeyim, komisyonuma teşekkür edeyim. Hepsine ayrı ayrı. Ve de bugün için bir öğretim üyesiyim aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin, biliyorsunuz. Yusuf Bey ekranımıza da koydu. Edebiyat Fakültesi dekanımız, rektörümüz tebrikler ettiler efendim. Buradan selamlarını iletiyorum hocalarımın. O anlamda bu gruba şimdilik güveniniz. Enerjimizin sonuna kadar, son damlasına kadar terimizi akıttık ve bugüne getirdik. Hep beraber 2-3. basamaklarını aldık. Odamızı da kurarsak coğrafya odası adına, coğrafyacılar odası anlamında odalar, borsalar birbirine, zannediyorum bu işi tam anlamıyla başarmış ve kamuda da coğrafyacı kimliğine tam anlamında kavuşmuş oluruz. Şu anda nüfus kağıdımızı, kimlik kartımızın varlığını tescil ettirdik. Bundan sonra içeriği biraz daha net olarak çalışıp bu yeterliği almak, tam anlamında 2. ve 3. basamak yeterliklerini almak diyorum. İzlediğiniz için beni teşekkür ediyorum. Kaan, söz hakkı verdiniz. Gençler en azından ciddi gayretler için yoldular. Genç coğrafyacılara teşekkür ediyorum. Tüm üyelerime teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Kaan'cığım, soru varsa dilimin döndüğü kadar, ben de 212 kemikli adamım sizler gibi, hepiniz gibi, dilimin döndüğünce cevap vereyim. Çünkü bitmiş bir süreç değil, devam ede gelen bir süreçtir diyorum. Ben şu yansıyı gene burada bırakayım. Evet. Belki bunun üzerinden sorular gelebilecektir. Sol taraftaki 1. madde bitmiştir şu anda bilgimize diyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Özellikle Genç Coğrafyacılar Komisyonu'nun davetini kırmadığınız için, Türk Coğrafya Kurumu adına, Genç Coğrafyacılar adına ben bütün iki, hem kurumun hem de kurumun alt komisyonu adına teşekkür ediyorum sizlere. İki ya da üç tane soru görüyorum ben. Hüsnü'nün sorusu var. Coğrafyacıların çeşitli kamu kuruluşlarında çalışması için 3. aşamada yer alan coğrafyacı kanunu gerekli mi? Evet, gerekli. Bu 657'de bunu geçirmemiz gerekiyor Büşra. Geçirdiğimiz takdirde ancak atamalar söz konusu olabilecek. Tabii özel belediyeler için bu yeterli değil. Yani özeller şu an itibariyle atama yapabilse de bizim kanuni olarak bunu hakkımızı, yani Ahmet hocamızın deyimiyle kimliğimizi aldık ama bu kimliği de bir yere gidip başvuru yapabilmemiz için bu kanunun çıkması gerekiyor. Ama zor değil artık. Yani önceki yapılan çalışmalara baktığımızda kimi meslek 3 ayda, kimisi 9 ayda, kimisi 1,5 yılda bu kanunu çıkartabildiğini görüyoruz.
Biz de işte burada sizlerden bir noktada yardım istiyoruz. Yani özellikle ben burada çok değerli hocalarımı da görüyorum. Yani yapılan etkinliklere bir beğenidir, bir retweettir. Ne yazık ki başka bir soruda demiş, işimiz sosyal medyaya mı kaldı diye. Yani çağın gereği bu. Bu çağda artık ne, nasıl savaşılması gerekiyorsa o şekilde savaşmamız gerekiyor. Yani eski düzendeki sistem değiştiyse bizlerin de değişmesi gerekiyor. Bu açıdan ben sosyal medyanın güçlü olduğunu ve genç arkadaşlarımızın enerjisinin bizlerle beraber olduğunda bu süreci daha da kısaltabileceğimizi düşünüyorum. Tuğba hocama teşekkür ediyorum değerli katkıları için. Elimizden ne geliyorsa yaparız demiş. Başka soru görmüyorum hocam ama ben. Ali hocam bir tane soru soracağım. Bir dakika. Ne demiş? Birinci Türk Coğrafya Kongresi'nden sonra coğrafya için çalışılan, uğraşılan çok önemli bir dönüm noktası oldu. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederiz demiş. Coğrafyacı Zeynep Hanım bir sorusu var. Coğrafyacı mesleğimizin yurt dışında bizlere iş imkanı tanıyacak mı hocam? Yani burada birazcık ulusal, vizyon ve misyon ulusal, meselesi. Ulusal yani bu çünkü ulusal çapta gerçekleşen bir olay. Yani siz ne kadar kendinizi geliştirebiliyorsanız, background'ınızı ne kadar genişletebiliyorsanız o birazcık sizlerin yeteneğinde Zeynep Hanım. Çünkü bu adı üstünde ulusal meslek yeterlilik tanımlaması yapılmış oluyor. Hocam genel olarak teşekkürler var. Bizler... Sağ olsunlar. Söz hakkı almak isteyen yönetim kurulu üyelerimizden, komisyondan İhsan Çiçek Hoca olabilir. Özellikle varsa, izliyorsa, ekleyeceği bir şeyler varsa. Barbaros Hoca, Barbaros Hoca Paris'te arzu ederlerse, çünkü süreci baştan sona bilen iki sevgili dostum, iki başkan yardımcısı Türk Coğrafya Kurumu'nun ve İstanbul'un bölüm başkanı Barbaros Hoca, Ankara'nın eski bölüm başkanı, dekanı yine Dikar Coğrafya Fakültesi İhsan Çiçek Hoca arzu ederlerse onlara da lütfen ekranı açıp söz hakkı arzu ediyorlarsa veriniz lütfen. İhsan Çiçek Hoca'mız bir talepte bulundu Kaan, onu şey yapalım. Çok hocam şu an görüntüyü ve sesi açabilirler diyenler. İhsan Hocam direkt görüntünüzü ve sesinizi açabilirsiniz. Tamam açtım. Geliyor mu sesim? Sesiniz geldi hocam. Geliyor hocam. Geliyor. Tamam. Teşekkürler Kaan. Ahmet Hocam size de çok teşekkürler. Şu anda 198-200 civarında katılımcı geliyor gidiyor. Tüm o katılımcılara da teşekkür ederim. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir şeydi. Ahmet Hoca'nın dediği gibi biz ilk aşamayı geçtik. İlk aşama ulusal meslek standartını çıkarıp coğrafyanın bir meslek olarak ISKO standartları içerisinde yerini alması. Çünkü Ahmet Hoca'nın dediği gibi antropolog, sosyologlar, arkeologlarla beraber bir iş tanımımız vardı. Şimdi iş tanımımız belli oldu. İş tanımı geliştirilebilir. Biz bu ulusal meslek standartını çıkardık, bu burada kalacak diye bir şey yok. Bu yaşayan bir süreç. Bu sonradan işte gelişen teknoloji, coğrafyanın açılımlarına göre bu yapılabilir. Bundan sonra bana göre bir tane aşama var. İşte hocamız dediği gibi standartların yükseltilmesi. Yani programlarımız standart hale getirebilmek. Şu anda 62 tane program var. Bu 62 programın aynı standartta coğrafyacı yetiştirebildiğini söylemek zor. O yüzden bunların standart bir eğitim programına, çekirdek eğitim programına girmesi ve bu eğitim programından en azından Ahmet Hocam dediği gibi temel olan derslerde bölgesel farklılıklar dışında aynı standartta yetiştirilmesi gerekiyor. Ondan sonrası iş neye kaldı? Siyasetin işine kaldı. Yani bizim sistemimizin büyüklüğü ve meclise girdiği zaman geri dönülmeyecek büyük bir kitle olmasına bağlı. Şu anda Türk Coğrafya Kurumu veya diğer STK'lar 10 bin, 20 bin coğrafyacı üyesi olduğu zaman ve bunlar meclise gidip talebini söylediği zaman siyasiler bir soru işaretiyle yaklaşacaktır. Çünkü bu kadar kitlenin sesini o kadar da kulak vermek zorunda olacaktır. Dediğim gibi coğrafyacı kanunun çıkarılması Ahmet Hocam'ın iki bana göre şu an mesela bazı kanunlarda coğomorfolog adı geçiyor. Örneğin kıyı kanunu.
kıyıp veya imar kanununda, işte milli parklarda, şurada burada. Buralara bizim baskılar yapıp coğrafyacıyı dekletiyoruz. Yani promosyon yanına coğrafyacıyı dekletiyoruz. Veya işte 657 sayılı kanundaki teknik hizmetlerdeki kişileri sayan kanunun yanına coğrafyacının yanına bizim coğrafyacıyı da ekletmemiz gibi şeyler gerekiyor. Mesela şu an girişimler sonrası, bilmiyorum arkadaşlar biliyor mu? Meteorolojide uzman ve uzman yardımcılarında coğrafyacı var yönetmeliği. Sınava girerse, bir coğrafyacı sınava girerse meteorolojide uzman veya uzman yardımcı, uzman yardımcı sonra uzman olabiliyor. Buralarda işte böyle iş alanlarında veya işte, şu anda mesela belediyelerin pek çoğunda CBS birimleri var. Yakında iklim birimleri açılacak. Yani daha doğrusu iklim değişikliği birimleri. Şu anda mesela Konya'da, İstanbul'da vesaire var. Buralarda bu birimlerin sonunda ihtiyaç duyulan personeli içerisine de coğrafyacıyı yazılabilirsek o zaman bu bizim yaptığımız şey nihayetine ulaşmış olacak. Ama dediğim gibi burada Hakan, Ahmet Hocam dediği gibi buradaki 7-8 kişilik bir TCK yönetimiyle bu iş yapılamaz. Bir kartopu şeklinde olacak. Herkesin taşın altını, taşın altını elini sokacaktır. Bunu yapmazsak yine buradan biz sadece TCK'dan bu işi dersek bu sıkıntı doğurabilir. O yüzden de bizim arkamızda olduklarını hisseder ve bize yardım ettiği zaman biz büyür ve bu kapıları rahatlıkla alırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun Sancık. Barbaros hocamız acaba var mı? Bizimle paylaşımda bulunabilir mi? Buradayım. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor ama. Geliyor hocam. Gayet güzel alabiliyoruz. Paris'ten bağlanıyorsunuz ama sıkıntı yok şu an. Evet. Biraz uzaklardan o yüzden görüntü biraz ağır da geliyor olabilir. Bilemiyorum. Şimdi gerçekten her şeyden önce şunu söylemek lazım. Bu aşama önemli bir aşama. Çok önemli bir aşamaydı. Çünkü artık resmi gazetede yayınlanmış şekliyle coğrafyacı kimdir ve ne iş yaparın tanımı belli. Dolayısıyla bu şu ana kadar bahsedilen o 657 sayılı kanunda yerleştirme adına bizim için bir fırsat, bir avantaj, bir dayanak aynı zamanda. Bir kere o işi biraz daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ama tabii ki uğraşmak lazım. Ama diğer mesele, bugün burada 200'ün üzerinde zaman zaman çıktık, katılımcı vardı. O arkadaşlarımızın da şunu bilmesi, yani şunu unutmamız lazım bir taraftan da. İkinci aşamada, ulusal meslek standartlarının geliştirilmesinde, tıpkı jeomorfolojide olduğu gibi, bir coğrafya kurumu olarak yeni bir anlaşma yapıp, arkasından bu konunun çalışılması, yani standart çerçevesinde ne gibi standartlar belirleyeceğimizin netleşmesi gerekir. Burada tabii ciddi bir şey bekliyor, bize bir mücadele bekliyor, onu söylemek lazım. Jeomorfologların ya da daha doğrusu jeomorfolojinin tercihinden yola çıkarsak, yaptıklarından yola çıkarsak eğer. Yani her mezunumuz coğrafyacı olmalı mı ya da nasıl olacak noktasını oraya bağlamamız gerekiyor. Ders programları konusunda, YÖK'te başlayan çalışma konusunda hocalarıma katılıyorum. İhsan hocama da, Ahmet hocama da. Yani aslında çok önemli bir mesafe alındı zaten. Çok az bir şey kaldı. Kısa bir zaman içerisinde belki bir iki toplantıyla toparlayabileceğimiz bir şey. Ama mesele burada bu değil sadece. Bölümler buna nasıl şekilde uyum sağlayacaklar? Tabii işin bir diğer kısmı da o. Çünkü artık bölümlerin program olarak uyum göstermeleri noktasında standartlar belli. Bu yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan içeriklere göre bir program hazırlamak durumundayız. Bir müfredat hazırlamak durumundayız zaten artık. İşin bir boyutu bu. Dolayısıyla bu aşamaya geçeceğiz. Bunu arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla paylaşmamız lazım. İkinci bir aşama bizi bekliyor. Ama önemli bir aşamayı hallettik. Onu söylemek lazım. Tabii bunun farklı yansımaları da olacak. Her ne kadar biraz önceki sorularda vardı. Bu işin bir de uluslararası boyutu meselesi. Orada artık diploma denkliği söz konusu. Şu anda Paris'teyiz. Ben Paris'teyim. Yani buradaki üniversitelerde, coğrafya bölümlerinde yapılan eğitimler olsun, diğer şeyler olsun. Bizden farklı değil. Yani biz onlardan geride değiliz. Onu net olarak söyleyebilirim.
şu andaki tecrübelerimden de çok net söyleyebilirim. Burada mesele aslında bizim müfredatlarımız falan değil, yabancı dil meselesi. Onu da altını çizmek lazım. Apayrı bir konu ama hani yeri gelmişken soru olduğu için söylüyorum. Yabancı dili kuvvetli olduktan sonra, yeterli olduktan sonra herkesin rahatlıkla buradan, Sorbon'dan mezun olabileceğini söyleyebilirim. Çok da. Yeter ki yabancı dili yeterli olsun. O yüzden bizim şimdi bu saatten sonra artık bu müfredat noktasından bir taraftan çalışırken, diğer taraftan ikinci aşamadaki bu ulusal yeterlilikler noktasında bir süreci tamamlamamız gerekiyor. Bu noktada da herhalde yine ortak bir çalışma yapacağız diğer kurumlarla birlikte. Şimdi bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam ben de çok çok teşekkür ediyorum. Başka dahil olmak isteyen hocamız var mı acaba? Mehmet Somuncu Hoca olabilir Kaan'cığım. Necla Türkoğlu Hoca buna ciddi emek vermiş komisyondan hocam, dostlarımız varsa. Hocam aslında şey yapmıyoruz. Herhangi bir hocamız direkt mikrofonun açıp konuşabiliyor şu anda serbest ama galiba gördüğüm kadarıyla yok hocam. Kadar. Hocam mikrofonlar tekrar sadece sunucularda şu anda. Çet ekranından talep de gelmedi. Hani talep gelse Kaan şu anda. Peki. Oradan peki. Talep de gelmedi. Teşekkür edelim. Kaan, hocam bir şey başlatalım. Yani şöyle sosyal medyada gücüne ben çok inanıyorum. Yani artık sosyal medyadan yürümemiz gerektiğini biliyorum. Ben şimdi bir tweet atacağım kurumun ilgili hesabından. Coğrafyacılar takipleşiyor diye. En azından birbirimizi takip edelim ki ilgili hocalarım, arkadaşlar. Yani bir bu kar topunu büyütürken bir attığımızda kendi kendine ortada meydanda oynuyor rolüne düşmeyelim. Bir değil binin etkisi, bin değil on binin etkisi daha fazladır sizlerin takip ettiği üzere. Coğrafyacılar takipleşiyor diyelim ve bu halkayı büyütmeye çalışalım. Kaan sen bir ilgili hashtag açarsın. Oradan yürüyelim. Yani en azından halkımızı genişletmeye çalışalım. Yani A'sı, B'si, C'si olmadan coğrafya için neler yapabiliriz? Daha iyi konuma nasıl getirebiliriz için bir denize bir taş atalım. Yani amacım o. Mecliste kanun hazır kanuncu. Özellikle bakanlıklara yazı, özellikle CİMER'e yazı. Kanunumuzu çıkartın bu kadar. Yani evet. Ali hocalardan alıp bugüne getirme sebebim de bu. Yani yaklaşık aktardığın, anlattığın gibi 2003'lerden bu tarafa kurumsal kimliğimiz adına, çalışmalarımız adına bakarsan ben hep onunla doğdum ve onunla devam ede geldim. Ama çok şükür geçen haftanın başında elimizde bir resmi gazete var. Hocalarımın da dediği gibi tescillendik artık. Yani oradaki satır satır hepsini bölümler, ilgili kişiler, ilgili bireyler, ileride bu konuda gerçekten ekmek yiyecek, coğrafyadan ekmek yiyecek olanlar belediyede midir? Barbaros Hoca'nın dediği gibi Sorbon'da mıdır? Dil Tarih'te midir? İstanbul Üniversitesi'nde midir? Van 100. yılda mıdır? Trakya Üniversitesi? Neredeyse burada kendini her şeyden önce çok iyi yetiştirme minik bir yarışı diyeceğim Kaan. Bunu müsaade edersen kimliğin tabii yanında da minik bir yarış da başlayacak. Çünkü daha iyi coğrafyacı olmak nasıl İhsan Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bir coğrafi bilgi sistemleri açık ara. Geomorfoloji zaten vardı yılların. Ben de eski bir geomorfoloğum. En azından tescilli bir enstitüden mezun kişiyim. Bunun gibi biz de bunu en azından en kısa zamanda çünkü üçüncü aşamaya geldiğimizde merak etmeyin. Aynı şekilde devlet kurumları da yani mesleki yeterlikle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi de coğrafyacı kanunu çıkarmak zorunda kalacak. Çünkü artık bir belgelendirme verip kimdir dediği zaman coğrafyacı kanunu galiba otomatikman da çıkmış olacak. Biz biraz daha baskımızı arttırmamız lazım. Yani bugünden başlayın. CİMER'e yazın. Deyin ki içeride bir kanunumuz var arkadaşlarımın hepsi. Yeni coğrafyaya girmiş bir dostum da emekliye gelmiş profesör dostumdan da herkesten rica ediyorum veya bir kamu kurumunda çalışan dostumdan herkes otursun yazsın ve istesin. Bilmiyorum ağlamayan çocuğa galiba coğrafyacı yapmıyorlar. Biraz ağlamaktan çok toplumun o gözyaşlarını dindirmemiz lazım. Çünkü aradaki o halkayı unutuldu zaman zaman. Farklı meslek grupları bizim mesleğimizi yapmaya kalktı. Bugün ama karşımızda farkındaysanız son yıllar adına söyleyeceğim özellikle saygıyla eğilmeye de başladılar. Birçok yönüyle dün akşam bunun en net örneğini gördünüz farkındaysanız ya da cumartesi akşamı CBS şeyinde Fatih Ocağan yaptığı sunumda orada sadece coğrafyacılar değil
orman mühendisleri, çevre mühendisleri, kimyacılar, biyologların bile olması beni gerçekten çok mutlu etti. Yani disiplinler arası ilişkiler de bu şekilde devam edip buradaki coğrafyacı eksiği, coğrafyacı eksikliği de bir yerde giderilmiş olacak. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Galiba yeterli diyeceğim kendi adıma. Hocam biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tamam. Mustafa Kağan, demek istediğim şey var mı? Bir katılım belgesi gibi bir şey görüyorum ama orada. Hocam katılım belgesi için chatten formu paylaştık. Tamam. O formu doldurarak katılım belgesi alabilirler. Ayrıca coğrafyacılar takipleşiyor etiketini de başlattık Twitter'dan. Tamam. O tweet altından. Arkadaşlar bu tweetle de bildiğiniz üzere takip edelim birbirimizi. Sadece onu beğenmekle kalmayalım. Halkamızı genişletelim. Yani bir sosyal medyada görüyorum. Tarihçiler 10.000 kişiyle beğeniye çıkıyorlar. Yani bir talepte çıkıyorlar. Bizlerin hareketi cılız kalıyor. Yani bu 300'de, 100'de, 10'da olacak şeyler değil. Biraz daha büyüyelim. Yani benim her zaman bir şeyim var, felsefem var. A'sı B'si olmaz. Biz coğrafyacıyız. Coğrafya için de elimizden geleni biz bir masaya koyalım. Belki bir şey olur diyelim. Hepinize sayın hocalarım, değerli katılımcılar, iyi akşamlar dileyerekten bugünkü seminerimizi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hepiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hocam çıkmadan bir fotoğraf alalım mı? Kamera açmak isteyenler varsa şöyle topluca. Tabii ki. Tabii ki. Emniyetle. Ayarları standarda çeviriyorum. Herkes tamam. Görecek şekilde ayarlayacağım. Ben de atabilirim aşağıya. Sırayla öne çıkarmadan herkesi alıyorum. Tamam. Sen bir tek kendin mi kaldın? Kendin de aldın. Ne olacak? Tam kamera açmak isteyen varsa bir ekran görüntüsü alacağız. Ardından da toplantıyı sonlandıracağız. Tamam. Ben aldım ekran görüntüsü. Almak isteyen de yine kendileri için ekran görüntüsü alabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Katkılarınızdan ve şu ana kadar geçen tüm emeklerinizden dolayı minnettar. Katılan arkadaşlara ve hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamki bu platformdaki cızırtı da genel diğer platformlarda denedik sayın hocalarım ve arkadaşlarım. Galiba bir Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Diğer platformlarda da çok sağlıklı bir iletişim sağlanamadığından dolayı Microsoft üzerinden bu etkileşimi gerçekleştirmek istedik. En iyisi buydu. Galiba genel olarak bir sıkıntı var. Bu noktada bu sıkıntı için de tekrardan sizlerden kusurumuza bakmayın diyoruz. İyi akşamlar dileyerekten bugünkü seminerimizi sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim. Form açılmıyor diyenler var. Form açılıyor, şu an kayıt alınıyor aslında ama belki kendi taraflarında bir sıkıntı olabilir. 40 kişi doldurdu şu ana kadar. Tamam. Olmadı, ilgili genç TC arkadaşlarından da onu isteyebilirsiniz ama 40 kişi doldurduğuna göre bir problem gözükmüyor. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Formla ilgili teknik sıkıntı yaşayan varsa chat kısmından yazabilir. Yardımcı olalım toplantı kapatmadan. Form bağlantısını tekrardan paylaşıyorum. Göremeyenler varmış.
belgesi almak için lisans öğrencilerinin gençliğe CK'ya üye olma zorunluluğu var. Evet, öyle bir soru geldi. Ama mezun kişiler için öyle bir zorunluluk yok. Farklı bölümler için de bu zorunluluk yok tabii. Taner Bey ayak kaldırmış. Taner Bey mikrofon ve görüntü açabilirsiniz eğer bir şey söyleyeceksiniz. Açabiliyorum herhalde. Forma tıkladım açılmıyor yalnız. Forma tıkladınız açılmıyor. Evet. URL'e doğrulamıyor diyor sadece. Tekrar dener misiniz? Çünkü şu an bakıyorum 80 kişi doldurmuş. 81 oldu. Evet, benim şey değil mi problemler? Tıkladım, değil mi? Telefondan mı bağlanıyorsunuz yoksa bilgisayar mı? Yok, bilgisayar. Telefondan bağlamadım zaten. Yoldaydım, başka bir toplantıdan yeni şey yaptım, geç katıldım. İsterseniz mail adresinizi verin, oraya gönderelim formu. Tamam. MT Sengun, Mustafa Taner'in baş harfleri. MT Sengun, Şengün değil. Yazayım isterseniz. Olur, chatten de gönderebilirsiniz. Girmiyor, kalıyor öyle. O şekilde kalıyor. Neden bilmiyorum tabii. Tamam. Mailinize gönderdim formu. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Ahmet Hocam. Başkasız olmak üzere herkese. Emeği geçenlere teşekkürler. Kusura bakmayın. Başka bir toplantıda anca yetişebildim. Anacığım sağ ol canım. Her zamanki desteklerine. Elazığ'a çok selam. Çok sağ ol canım. Her zaman için. Teşekkürler efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet gençler, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Başarıyla bitirdiniz. Dün akşamın 23'ü şu anda da. Evet. Hocam 20... toplam maksimumda 237 kişi gelmiş. Sormadan, takılmadan bitirdik. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Ellerinize evet. Sağlık diyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum ikinizde. Tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.